Pentagon'dan Ankara'ya Rojava'da kara harekatından vazgeç çağrısı. Pentagon sözcüsü, Türkiye'nin Rojava ve DSG kontrolündeki diğer bölgeleri bombalaması nedeniyle Suriye Demokratik Güçleri ile ortak devriyeleri azalttığını söyledi. Pentagon sözcüsü General Ryder, Virginia'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Pentagon'un Türkiye'nin Rojava ve DSG kontrolündeki diğer bölgelerdeki operasyonlarından derin endişe duyduklarını söyledi ve saldırıların bölgesel istikrarı ayrıca IŞİD'e karşı mücadeleye etkileyeceğini söyledi. Pentagon sözcüsü, Türkiye'nin saldırılarının IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun son yıllarda elde ettiği kazanımları tehlikeye attığını sözlerine ekledi. General Ryder, Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'deki gerilimlerden derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle itidal çağrısında bulunuyoruz. Devam eden çatışma, özellikle kara saldırıları IŞİD'e karşı güçlükle kazanılan kazanımları tehlikeye atacak ve bölgede istikrarsızlığa da neden olacaktı ifadelerini kullandı. Ryder, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu olan ABD birliklerinin Demokratik Suriye Güçleri müttefikleriyle ortak devriyelerini de azalttığını söyledi. Ryder buna gerekçe olarak, çünkü bunları DSG ile ortaklaşa yapıyoruz ve DSG devriyelerini azalttı dedi. Bu, Türkiye'nin DSG kontrolündeki bölgeleri bombalamasına ve bombardımanına karşı ABD'nin ilk uyarısı değil. ABD, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgede, özellikle Suriye'de çoğu sivil olmak üzere daha fazla can kaybına neden olabilecek herhangi bir askeri harekat görmek istemediklerini belirtmişti. Sözcü ayrıca, Türkiye ister kendi sınırları içinde ister ülke içinde olsun, terör saldırılarına karşı kendisini ve vatandaşlarını savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti. Türkiye, Rojava ve Suriye'nin kuzeyinde terörist olarak tanımladığı DSG'ye bağlı Kürt birliklerine 20 Kasım'da bir dizi hava saldırısı düzenlemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bir konuşmada zamanı geldiğinde kara harekatına geçilebileceği mesajını vermişti. Türkiye hükümet yetkilileri kara harekatı için ordunun neredeyse tüm hazırlıklarını yaptığını belirtiyor. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.